Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 17 Mart Çarşamba maçları için karşınızdayım. Yanlış mı söyledim? Çarşamba mı, Perşembe mi? Evet, çarşamba. Yanlış söylememişiz. Bugün sizler için arkadaşlar ikili bir kombine hazırladım. Bunun dışında 4 tane de maç vereceğim. Bunların bir tanesi ilk yarı 1,5 üst. 2.45 gibi bir oyanı var. Toplamda 6 tane maç sunacağım sizlere bugün. Sizden ricam arkadaşlar, lütfen beğenilerinizi, desteğinizi esirgemeyin bu videoya. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Chelsea-Atletico Madrid maçı. UEFA Şampiyonlar Ligi e, rövanş maçı arkadaşlar. İlk maçı Chelsea deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Saat 23'te başlıyor. Ev sahibi 1.95, deplasman 2.85. Bu maçla ilgili arkadaşlar e, her zamanki yani dün başladım daha doğrusu böyle yapmaya. Bundan sonra bu şekil yapmaya çalışacağım. Tahminlerimi söyleyeceğim. En sonunda size e, kombinemi söyleyeceğim. İkili. Diğerlerinde nasıl oynamamız gerektiğini söyleyeceğim alternatif olarak. Bu maçta arkadaşlar e, çok zorlu bir maç. E, çok gol beklenen bir maç değil. Chelsea son 5 beş maçının 5'i de alt olmuş 3 galibiyet 2 beraberlik almış. Atletico Madrid ise son 5 maçın 4 tanesi alt olmuş. 1 tanesi üst olmuş. Bilbao'yu 2-1 yendiği maç. O da 2 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Mağlubiyeti zaten Chelsea'ye karşı aldığı mağlubiyet. Onun dışında o da fena gitmiyor. Ee, aynı Atalanta Real Madrid maçında olduğu gibi bu da çok zorlu bir maç. Çünkü bu da evinde yenildi. E, ee, ve çok çok kısa e, kısır beklenen bir maç aslında ama ben çok kısır beklemiyorum bu maçı işin gerçeği. En az 2-3 gol, 4 gol bekliyorum bu maçtan. Yani hep birlikte göreceğiz. Ee, bu maç için dediğim gibi e, bir seçenek sunacağım size ama kombin olarak en son söyleyeceğim. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar ilk yayı gol var. 1-42 oran vermiş. Bu benim Bugün sizlere vereceğim ilk maçım İkinci maçımız Güney Kore'den Saat 13.30'da başlıyor arkadaşlar Öğlen maçı unutmayın Seul Gwangju maçı Ev sahibi B72 Deplasman 3.20 Burada da Ev sahibi Seul. Bunlar son 4 maçlarına göre e, sıralanacağız arkadaşlar. Çünkü e, 5. maçla oynanmadı henüz. Lig yeni başladı. Ev sahibi 2 mağlubiyet 2 galibiyetle oynuyor. Deplasman takımı da 3 mağlubiyet 1 galibiyetle oynuyor. E, aralarındaki maçlara genel olarak baktığımızda ev sahibi daha avantajlı. E, Deplasman takımının son oynadığı 4 maç yani bu sezon oynadığı 4 maçın üç tanesi alt bitti, bir tanesi sadece üst oldu. Deplasman biraz gol yollarında sıkıntı çekiyor. Zaten üç mağlubiyet almasından daha çok belli. Ev sahibi yani iyi bir takım. Gwangju'ya göre e, daha üstün. Tayyip basın'da e, bir tık önde, bir adım önde diyebiliriz. Ama benim bu maç için sizlere sunacağım arkadaşlar yine Chelsea maçındaki gibi ilk yayı gol var. Bu ikinci maçımızdı. Şimdi üçüncü maçı arkadaşlar geçelim. Üçüncü maçımız yüksek oyan vereceğim arkadaşlar. İtalya sayı C'den grup B maçı. Kapi vs Pesaro maçı. Saat 22.30'da başlıyor. Ev sahibi 2. Deplasman 2.70. Şöyle e Şurayı da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi küme düşme potasının, playoff'unun diyeyim daha doğrusu 4 takım playoff oynayacak. Ev sahibi 14. deplasman 15. sırada ve 3 puanlık bir fark var playoff'la. 2 takım arasında da 4 puanlık bir fark var. Çok çok kritik, çok önemli bir maç. Özellikle ev sahibi bu maçı kazandığı takdirde 7 puan gibi bir fark yapacak. Zaten e, 7 maç kalıyor ondan sonra. Büyük bir avantaj sağlayacak. Eğer ev sahibi kazanırsa, deplasman kazanırsa da büyük bir umut olacak. Son 5 maçına baktığımızda ev sahibi 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle oynuyor. Deplasman takımı da 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. E, çok zorlu bir maç. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar gördüğünüz gibi Kapi bu maçtayın 5 yani son 5 maçın 4'ünde gol atamamış. Modena'yı 3-0 yendiği maç dışında ev sahibi biraz gol yollarında sıkıntı çekiyor. Deplasman takımıysa 4 maçı alt olmuş arkadaşlar. Sadece son maçı üst olmuş. Onda da 3-1 yenilmiş. Yani 3 gol yediği için yani o da gol yiyor son bir iki maç böyle iki 3 maç toparlanığı gibi olmuş ama son maçında evinde yine iyi dağılmış. Bu maç için arkadaşlar size iki seçenek sunacağım. Bunlardan bir tanesi ilk yayı bir buçuk üst sistem kuponlarında deneyebilirsiniz. 2.45 güzel bir oran. Çok çok güzel bir oran. Bunun dışında ikinci seçenek olarak da 1.70'den 2.5 üst e, sizlere sunacağım ikinci tercih. Lütfen e, video olayıma bir beğeni bir yorum atın arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Bunu da dedikten sonra geçelim diğer maçımıza. Diğer maçımız İngiltere Championship'ten Blackburn Bristol City maçı saat 22.45'te başlıyor. Ev sahibi 1.55 deplasman 3.90. Şu şekilde de bakalım. Ev sahibi 14. Deplasman 12. Yine aralarında 4 puanlık bir fark var. Son 5 maçında ev sahibi 2 beraberlik 2 mağlubiyet 1 galibiyet almış. 5 beş maçın 5'i de alt olmuş arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. 5 beş maçın 5'i de alt. Deplasman takımı ise arkadaşlar 4 tane üstü var. 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. Ee, özellikle söylüyorum bunu size. Çünkü benim bu maç için tahminim 2.5 üstü. Yani 5 maçın son 5 maçı alt oldu diye hepsinin alt olacağı anlamına gelmez. Bunu hep söylüyorum. Bu maç 2.5 e, üst hatta yani ilk yarısı bile e, gol ve goller beklediğim bir maç. O yüzden bu maça da benim tahminim 2.5 üst 1.65 oranı var arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa bir diğer maçımız Romanya'dan Romanya 1. Ligi Vitória ile Targoviste maçı saat 18.30'da başlıyor. Ev sahibi 1.70, deplasman 3.40. Gördüğünüz gibi ev sahibi 11. deplasman 9. sırada. Ev sahibinin yalnız bu da bir maçı eksik deplasmana göre kıyasla. Deplasmanın son 5 maçı alt arkadaşlar. Ve yani 2 gol olan maçı bile yok. Ev sahibi ise 5 maçın 4'ü e, alt bitmiş. Bir tane sadece 5-0'lık deplasmanda Dinamo Bukkeş galibiyeti var. Onun dışında yani oynanan 10 maçın 9'u alt olmuş arkadaşlar. Bunları özellikle söylüyorum ki çünkü gözünüzden kaçabilir. Kafanıza yatmıyorsa gerekirse oynamazsınız. Ben e, size son 5 maçlarını, son performanslarını da anlatıyorum ki belki cayabilirsiniz. Bu maç için de benim tercihim buçuk üst arkadaşlar. 1.90 oranı var. Zorlu bir maç. E, ama dediğim gibi denemekte fayda var. E, gol ve goller geleceğini düşündüğüm için beklediğim için bu maçta iki buçuk üst tercihlerimden bir tanesi. Ve geldik bugünün son maçına arkadaşlar. hiroshima mu maçı Japonya 1. Liginden. Saat 13'te başlıyor. Ev sahibi B65. Deplasman 3. Gördüğünüz gibi lig daha çok yeni. Ev sahibi 4 maçta 6 puan. Deplasman takımı 4 maçta 5 puan toplayabildi. Dediğim gibi zaten lig daha çok yeni. İkisinin de avayaş 5. Hani e, yediklerinden bir fazla atıyorlar. Ev sahibinin sadece bir beraberliği fazla olduğu için deplasmana göre. da 5 maç gözüküyor arkadaşlar. Bunun içinde kupa maçı da var. O yüzden e, aldatmasın. Ev sahibi gördüğünüz gibi bir beraberlik serisi yakalamış. 5 maçta 4 beraberlik bir galibiyet. Deplasman da 3 beraberlik bir galibiyet bir mağlubiyetle oynuyor son 5 maçında. İkisi de kolay kolay hani yenmesek de yenilmeyelime gitmişler. Öyle gözüküyor. Yani şunları da söyleyeyim arkadaşlar. ev sahibi biraz daha gol yönünden deplasmana göre daha iyi gibi. Deplasman dediğim gibi bir puan eksik sadece ama 5 maçına baktığımızda 2 maçta gol atamamış. Ev sahibi sadece bir maçta gol atamadı evinde. Yine bu takıma karşı, Siyuzmu'ya karşı 0-0 biten bir maç var. İkisi de birbiriyle oynadılar yine. Yine aynı şekilde. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. 1.30'dan ilk yayı gol var. Şimdi bunun dışında size kombin olarak önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Karpi maçının 1.5 üst ilk yarısı 2.45 oranı var. Bunu kesinlikle bir defa sistem kuponlarında denemelisiniz. Şöyle e, MBS'sini hatırlayamadım bir an bir bakayım. MBS 3'müş arkadaşlar. MBS 2 olsaydı. Hani e, hatta belki ilk yarısına MBS 2 açmıştı diyeceğim ama zannetmiyorum. Evet. Yani bunu sistem kuponlarında denemelisiniz. Deneyecekseniz. Onun dışında 2.5 üst tercihim. Bugünün kombinesine e, gelim arkadaşlar. Bugün size en güvendiğim maç olarak 3 tane maç söyleyeceğim. Chelsea ilk yayı gol var. Bunu söylemiştim. Bunun dışında Seul maçı tahminimi söylemiştim arkadaşlar. Chelsea ve Seul ikisi e, bir kombine. Üçüncü olarak söyleyeceğim maç da Blackburn, Bristol City maçı bir buçuk üst. Bu şekilde üçlü kombine yapabiliriz. Chelsea, Blackburn ve Seoul. Yalnız e, kombinede de Blackburn bir buçuk üst arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunun dışında e, güvendiğim maçlar Hiroshima ve Kapi iki buçuk üst. Dediğim gibi ben üçlü bir kombine hazırladım ama e, gördüğünüz gibi bugün alternatif maçımız tuttu bir buçuk üst dediğim maç yattı kuponda. O yüzden yani son elemede hata yapabiliyoruz bazen. O yüzden siz kendi kombininizi de oluşturabilirsiniz. Tekrar edeyim. Bugünkü kombinem Chelsea maçı, Seul maçı ve Blackburn maçı bir buçuk üst arkadaşlar. Bu şekilde kombine. Onun dışında diğerlerini de siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin. En azından bir beğeniyle kanalımıza destek olmak isterseniz abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.